İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz Futbol'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye'nin ekranında, Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında bir cumartesi klasiği ile karşınızdayız sevgili Sinan abimle. Sinan abicim nasılsın? Merhaba Ertem'cim sağ ol. Sen nasılsın? Taşları çok güzel olmuş. Ben de. <laughs> teşekkür ederim Sinan abi. Çok teşekkür ederim. Taşları çok güzel olmuş. Sinan abi şimdi bu hafta derbi var. Tabii haftanın konusu derbi. Ve yarın Fenerbahçe ile Göz, evet. Fenerbahçe ile Bodrum Spor karşı karşıya gelecek ama bugün bir Göztepe trabzonspor karşılaşması vardı. Be. Nefes kesti. Yalnız Göztepe ne top oynuyor be. İnanılmaz. Hakikaten soylu. Teb tebrik ediyorum. O şeyi Fofana'yı niye çıkardı oyundan? Anlamadım. Ağır halde lavaboya mı gittim ben? Ne oldu falan filan? Neye çıktı Fofana? Bir sakat İki, ikinci kenara bir işaret, işaret yapıldı. Bir görmedim o pozisyonu görme. Yani, i̇şaret yapıldı o, oh, kenara. Oh, herhalde lavaboya gittim de herhalde. Hı. Abi 28 dakika 28, 28. dakikada değil mi? Yanılmıyorsam. 28 kırmızı kart ve 10 kişi müthiş bir oyun. Nasıl bir ucuma kalkıyorlar, nasıl bir organizasyon var ve seyircisi falan hakikaten Göztepe hakikaten yani müthiş bir taraftar baskısı var biliyor musun orada? Evet. Ve bir futbol takımına verebilecekleri maksimum desteği veriyorlar. Müthiş bütünleşiyorlar taraftar ve evet. futbolcu. Hele futbol takımı iyi oynarsa Göztepe ile müthiş bir şekilde bütünleşiyorlar. Harika bir yani harika maç oldu. Avrupa maçı, Avrupa Premier Ligi falan gibiydi ya. Aynen aynen. Müthiş, müthiş. Yani ama tabi Trabzonspor yani iyi gitmiyor. Sinan abi bir Trabzon'da A ilgili bir şey söyleyebilir miyim size? Tabii. Ya rakip 10 kişi kalmış. Oyuna vaka yemeği atabilirsin, herkese atabilirsin. Trabzonspor orada artık daha çok hücum düşünmesi gerekmez mi? Biraz böyle taktiksel anlamda da. Oyun formasyonu şey anlamında da... Şimdi bu Trabzonspor takımına bakıyorsun. Bunun antrenörlükle falan da alakası yok biliyor musun? Yani bu iş antrenörlükten falan çıkaralım. İnisiyatif alırsın değil mi saha yani içinde? Yani Ertuğrul Doğan'da bırakalım. Şenol Güneş'te kenara bırakalım. Bu iş sahada 11 tane futbolcu var. 10 tane de karşında rakip futbolcu var. Ertem'ciğim. Doğru. Futbolda bizi şu an tesislerde falan seyreden ...futbolcu arkadaşlarımız ve antrenörler bilirler... ...bir pas oyunu vardır futbolda, <laughs> antrenmanlarda. Pas oyunu yaparlar, pas yaparlar. Pas. Topu alan takım 50 pas, 60 pas yapar falan vermez rakibe. Yani. Ve bu 8'e 8, e 8 10'a 10 falan oynanır yani evet, bu. Evet, evet. İdmanda, yarı sahada falan. Veya yarı sahanın biraz daha... Pas oyunudur değil mi o? Pas oyunu, yani. antrenmanda yani. Ya, 11 kişi oynuyorsun. 11 kişi oynuyorsun. Karşındaki rakip 10 kişi ve sende daha iyi oyuncular var diyoruz. Kadro kalitesi Kadro olarak. Kadro kalitesi olarak. Abi bunu da yapamıyorsunuz. Yani top sizde kalsın da Trabzonspor bunu da yapamıyorsun. Ya onun dışında doğru düzgün pozisyona da giremiyorsun. Bir tane iki tane falan pozisyon var. Rakip 10 kişi. Rakip 10 kişi. Sen Trabzonspor'sun. Şampiyonla oynayan takımsın. Ve dolayısıyla rakibin 10 kişi. Ve bu avantajı kullanamıyorsun. Evet. Bunun teknik direktörün verdiği taktikle falan alakası yok. Şimdi bakıyorsun. Dragoş bir oyuncu var. Hı hı. Ya arkadaş. Yani bir şey demek istemiyorum. Daha önce geldiğin takımda iyi oynuyordun. Daha iyi Gaziantep Spor, evet. Yani Gaziantep Spor takımında iyi oynuyordun daha önce. Yani bir futbolcu bir topu çalım atarak Rakibe verip, rakibi atağa kaldırıyor. Bak çalım atıyorsun, adamı geçtiniz zaman adama veriyorsun veya top ondan çıkacak ya avuta senden çıkıyor taca veya falan yani bunları nasıl başarabiliyorsun? Mesela Draguş bakıyorum. Şimdi mesela net bir pozisyon var. Umut Bozok. Ya inanılmaz. Yani altı pas içinde ya. ya. Bir şey söyleyeceğim yani bir şey aramana gerek yok biliyor musun? Yani köşeye vurayım şöyle falan dedi ya yani Dey topa sadece bir yere gider o top zaten yani. Ama öyle değme. mi? <laughs> ama yani, yani hayır defans oyuncusunun yapabileceğini yaptı. Onun için yani bunun antrenörlükle falan alakası yok. Ha. Bir, Trabzonspor sezon başı kötü transferler yapmıştır. İyi futbolcular transfer etmemiştir. Bunları tartışırız. Bunlar tamamdır. Trabzonspor iyi taktik veremiyordur. Abdullahcı ve Şanol Güneş veremiyordur. Bunu da tartışırız. Ama bugün öyle bir gün değil. Bugün iş futbolcu. Futbolculara yazar diyorsun. Ya bugün 11 kişisin kardeşim. Rakibin 10 kişi. Ya daha ne bekliyorsun sen ya? Kulübenin de morali bozulmuş. Ya Onlar da on, futbol onlara futbol da kırmızı kart çıktı yedek kulübesine Göztepe'nin. Ya seferim. sana teknik direktörün kalkıda yani sağdan kenarından sana ne verecek? Ne anlatacak? Sen kardeş kardeşim orada oyuna artık şeyini koy artık. Ağırlığını. Yani. Ağırlığını koy oyuna artık şeyini kendi bilip hani bilgini, becerini, yeteneğini orada sahada sergili arkadaş ya. Evet. Yani onun için Trabzonspor maalesef yazık günah. Kötü transferler, futbolcular yapılmış. Yazık. Ertuğrul Doğan bir sürü paralar vermiş. Bir sürü kulübe paralar vermiş. Kulübü, borcunu... Ama ben kendine de söyledim Ertuğrul Doğan. İstediğin kadar kulübün borcunu sıfırla. İstediğin kadar sıfırla sağ sonuçlarını bu taraftar sağ sonuçlarına bakar kardeşim. Hı, hı Sağ sonuçlarına bakar. Yazık günah yani bunun başkanla yönetimle veya bilmem ne alakası yok. Bugün 11 kişisin kardeşim. Dönelim bu tarafa. Göztepe takımını tebrik ediyorum. Taraftar. Göztepe futbolcuların istekleri, arzularını tebrik ediyorum. Harika oyuncuları var. Tek tek isimleri bilmiyorum ama müthiş organize harika bir kontratak yapıyorlar. Taraftarına zaten Göztepe taraftarı zaten efsane. Göztepe taraftarına zaten anlatmaya gerek yok. Göztepe'nin Göztepe taraftarı zaten bir yani e, futbola bakış açısı farklı. Hele takımı iyi gidiyorsa hele takımı iyi gidiyorsa onunla zaten bütünleşiyor. Harika Göztepe'yi tebrik ediyorum. Yalnız kalecisini kutluyorum. Müthiş bir kaleci var. Acayip. Göztepe'nin kalecisi şu an Türkiye liglerinin en iyi kalecilerinden birisi diyebilirim. Ne top çıkardı bir tanesinden abi tam 90'dan. Müthiş bir kaleci. Hakikaten tebrik ediyorum. Göztepe'nin transferlerine baktığın zaman da ya şu da kötü diyebileceğim oyuncusu yok. Bak şu da değil yani lan bunu da nereden almışsın falan diye ama başka takımları ben bir sürü sayabilirim. Göztepe, Samsun. <laughs> İsmini yazın ee, arkadaşlar. Işıklar patladı. Göztepe, Samsun. Sigorta attı herhalde. <laughs> Neyse bizim yayın gidiyor mu? Yok bizim norm biz normal de, biz de, yüzde gidiyor mu? Neyse bizde gidiyorsa sıkıntı yok Göztepe Samsun Bizim Eyüp Spor Evet Üçü Başakşehir Bunlar Yani bizim Üç büyüklerden sonra Keyif aldığımız ve yukarıya Yukarıyı zorlayan Zirveyi zorlayan Yukarıya çıkacak olan takımlar Bugün bakıyorsun sen Samsun Spor takımı ne ya? Öyle bir şey var mı ya? 4-1 kazanıyorsun geliyorsun Kasımpaşa Taş gibi takım Aşağı Thomas Reis Thomas Reis bu, bu, bu kasır Galatasaray diyoruz, takımından biliyorsun Az daha kazanıyordu 3-0'dan evet. yani 3-3'e üç getirdim açık kazanıyordu Yani Beşiktaş çok şey... iyi zamanda gitmişti mi Samsun'a. Aynen sezon başı. Şunu diyebilir miyim sinan abi Göztepe ile ilgili olarak Fenerbahçe'nin belki 2-2'lik iki beraberliğine çok iyi bir puan diyecek belki Fenerbahçe. Abi Fenerbahçe. O zaman o Göztepe de hazır değildi. Heh. bak Göztepe de lig hazır değildi. Daha sezon başıydı daha Cuma'yla. Galatasaray gidecek Beşiktaş gidecek. Çok zor deplasman. Bak ben sana söyleyeyim. Göztepe deplasmanı çok zor bir deplasman. Göztepe'yi kutluyorum ama Trabzonspor'a bugün çok üzüldüm. Ama dedi, dedi ama kim kazandı? Kim hak etti dersen net olarak net olarak Göztepe'nin hakkıydı maç. Göztepe'nin hakkıydı. Eee Cineplas Android. Sağ olsun yayınımızı takip ediyor Sinan abicim. Şimdi evet, gelelim Gelelim. Dün biz Türkiye Futbol Federasyonu'ndaydık. Sayın İbrahim Hacı evet. Osmanoğlu, Sayın Ferhat Gündoğdu, Sayın Ahmet Şahin... ...hepsinin ayrı ayrı selamları Aleyküm da var. Aleyküm selam. Harika, çok güzel. da dikkatle takip ediyorlar. Çok Bak, değer veriyorlar. Sağ olsun. Tüm futbol Federasyonu, bilmiyorum geçen senelerde böyle bir şey yaptı mı? Hayır yapmadı. Ben Futbol Federasyonu'ndan telefon aldım Hayır, ilk yapmadı. defa. Yapmadım. Mesaj Yapmadım. aldım. Davet edildik. Buyurun gelin diye. Yani daha önceki Futbol Federasyonu maalesef... Hiç baba bizi sallamıyordu, Yok. kimseyi sallamıyordu, etmiyordu. Abi bu iş bir tavanın içinde, bir tavanın içinde hepimiz beraberiz. Beraberiz. Tavanın içinde balıklarız biz arkadaş. Yani bu işi federasyon, yorumcular, kulüpler hep beraber getirecekler. Biz neyse burada dilimiz döndüğünce onu söylemeye çalışıyoruz. Yani yanılıyoruz, yorum yapıyoruz, beğenmiyorlar. Bazısı beğeniyor, öteki öyle yorumluyor, öteki böyle beğeniyor. Şimdi Yunus Akgün diyoruz mesela. Kardeşim diyorum ki Yunus Akgün, yanlış yaptın diyorum. Hata yaptın diyorum. Açıklaması evet, sorunu yani. Evet, bilmiyorum Sana onda, yakıştıramadım evladım küfür diyorsun. Küfür var mı onda bilmiyorum. Yaptığı açıklamada, o sosyal medyasına koyduğunda var mı küfür? Ya tezahürat, bak Sinan abi, ben o çok affedersiniz özür dilerim. K-O-Y kelimelerini yani harflerini. Tamam, neyse. Duymadım dedim ki, yani ama Beşiktaş'a... Şimdi dedim ki ben bizim asistanalizde... Niye duyuyorum onu evet. dedim ki bak dedim keser döner sap döner bir gün hesap i̇zledim, döner dedim. İzledim çok bak, şahaneydi. hesap döner dedim. Yarın yıllar sonra genç oyuncusun Beşiktaş'a gündeme gelebilir adın geçer. Ama bu olduğu zaman hı hı. tamam mı bu tip konuşmalar... Bir Yunus Akgün iki hafta önce senin için ne dedim? Türkiye'nin tartışmasız en iyi yerli oyuncususun şu ana kadar en formda hı hı hı. Yunus Akgün. Evet. Değil mi? Şimdi o açıklamayı falan bu işler yemezler. Sosyal medya ekibim falan filan yok. Bu telefon hepimizin elinde. Bunu yazın arkadaşlar Sinan abinin dediğini. Bakın bu telefon herkesin diye. elinde. Sosyal medya ekibim var koyuyor falan da filan öyle bir şey yok. Bunu sen koymuşsun bir. Eyvallah. Koyabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Koyabilirsin. Yani çok hasta Galatasaraylı olabilirsin. Fanatik Galatasaraylı olabilirsin. Bunu yapabilirsin. Ama ben de diyorum ki milli takımın oyuncusu. Yunus Hakkün bunu yapmamalı. Yapmamalı tabii. Bak ya, milli takım oyuncusun sen Yunus. <laughs> Evladım Beşiktaş'mış, Galatasaray'mış konu o değil. Burada küfürlü tezahürat da konu ben ona takmıyorum. Sen milli takım oyuncusun ve milli takım oyuncusu bu tip şeylere dikkat edecek paylaşımlarına, söylemlerine, demeçlerine. Çünkü ben hep şundan müzdariptim yıllardır. Yıllardır son yıllarda hiçbir milli takım oyuncusu oyundan çıkarken alkışlanmadı kardeşim diyorum. Hı -hı. Alkışlanmıyor. Şimdi böyle ki diyelim. Yunus Hakkün. İnönü Stadı'nda milli takım bir maçı var. Mesela. Hı -hı. Ağırlıklı Beşiktaş taraftarı olur o maçta Hı -hı. değil mi? Hı -hı. Yani bunları düşünerek söylüyorum ben. Evet. Yanlış olduğunu söylüyorum. Ama Beşiktaş Baba taraftarı... Babacan da... tavırla bir koruyucu Aynen. şeyle yani. Beşiktaş taraftarı da bunu Beşiktaş taraftarı da bunu hoşgörülü karşılayacak. Onun acemini ne verelim? Yunus'un diyelim. Futbol Federasyonu'nun 117 bin lira para cezası vermiş. Bence de doğrudur. Engellenmesin futbol oynaması. Zaten futbolcuyu bu tip şeylerden dolayı sağdan mahrum etmemesin. Edemezsiniz. Futbol oynamasını engelleyemezsiniz. Tabii. Oynasın. Futbolcu futbolunu oynasın. Parayla cezalandırırsın ayrı. Ama bir daha yapmamalı bunu. Kulüp başkanları, teknik direktörler, yöneticiler... Caydırıcı. Bunlara deme söyleyecekler. Oğlum bakın fanatik olmayın. Arkadaş, üç büyüklerde, dört büyüklerde özellikle oynayan futbolcular fanatik olmayacaksınız siz. 26 numarayı verin arkadaşlar. Siz fanatik demek vermeyeceksiniz. Siz çünkü siz çünkü bu takımlarda oynuyorsunuz aynı zamanda milli takımda oynuyorsunuz. Olmaz. Hoş karşılanmaz. Onun için yani ben sevindim. Yunus'a ceza vermemesine sevindim. Sevindim ben Beşiktaş'ın protestosu var alkışlı. Ben Yunus'u. Ben Yunus'u. Ben Yunus'u. Galatasaray Beşiktaş maçında oynamasını istiyorum arkadaşlar. Oynar. Belki maçı da kazandıracak. En önemli oyuncu da o. Belki de Galatasaray'ın en büyük silahı da o artık. Çinit. Şu an. En önemli silahı da oynasın. Oynasın. Yani onun için yani bunlara dikkat etmemiz lazım. Bizim genç futbolcu kardeşlerimiz bu demeçlerine dikkat Bunların acısını geçmişte Ardalar, Buraklar, Emreler hep çektiler. Volkanlar çekiyorlar. Anladın mı? Yani takımlarının çok fanatik oyuncuları bunların sıkıntısı. Şimdi Mert Hakan yandaş mesela. Değil mi? Hı -hı. Ne yaptı? Fenerbahçe iyice kendini artık kanalize etmiş durumda değil mi? Fenerbahçe Yarın bir Galatasaraylı bir teknik direktörün olduğu takıma gidemez. Mesela değil mi? Evet. Fener'den ayrılması gerekecek. Mesela. Yok mümkün değil. Gidemez mesela yani. Bunlara gerek yok. Onun için diyorum bu fanatizmden uzak durmalı futbolcular yapmamaları. Sinan abi Hı. önce Yamal sonra Rafinha. iki, iki, i̇ki Lewandowski. Ne? Yamal, Rafinha 4-0. Real mi? Madrid Santiago Bernabeu'da 4-0 mağlup durumda. Bitti maç. Sevgili seyirciler, Barcelona Real Madrid'de Santiago Bernabeu'da yani tarih için, yazıyor. Onun için Yunus Akgün. Yunus Akgün Türkiye'nin şu an bir değeri. Ben Adana Spor'dayken de söylüyordum. Müthiş oynadı. Evet, evet, Yunus zaman... Akgün'ü ben oynamak oynarken futbol oynarken, yani bak Kerem'i aratmıyor şu an. Belki de Galatasaray'da Kerem'in önüne geçti şu an. Bak Galatasaray'daki Kerem Aktürkoğlu'nun performansının Yunus Akgün şu an önüne geçti. Ben ona nasihat ettim. Bir tane hıyarın birisi yazıyor diyor ki... Ya diyor bu diyor... E, ne o? Ee, Yunus Akgün'ün başına bir şey gelirse sorumlusu... Ulan ne gelebilir Yunus Akgün'ün başına? Cahil. Cahillik yapmayın. Cahil cahil konuşmayın. Biz burada nasihat ederiz. Biz burada yol gösteririz. Dolayısıyla... Dolayısıyla... Yani... Şu an Galatasaray'ın en formdusu, formlu oyuncusu Yunus Akgün. Yani Barış'ı bile gölgeye var, gölgede bıraktı bak şu anki formuyla. Yerli olarak bak Barış Alper Yılmaz'ı bile gölgede bıraktı. Yani Galatasaray'ın iki tane yıldızı var ön tarafta Icardi ve Osimhen. Ondan sonra hemen enselerinde Yunus Akgün geliyor arkadaş. Barış'ı gölgede bıraktı, bak, bıraktı Yunus formuyla. Yunus Akgün, diye. Yunus Akgün şu ana kadar performansı Evet, 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 Aa, evet. Geçen evet, sene evet. Barış Alper Yılmaz da bu Galatasarayın şampiyon olmasında da yüzde otuz yüzde kırk katkı sağlamıştır bireysel futboluyla. Onun için yani benim yani söylemek istediğim Yunusla ilgili bu ceza da almadın ayrıca da sevindim. Peki e, Sinan abi. Derbinin atmosferini nasıl etkiler? Mesela Beşiktaşlı futbolcular ön yargı ile çıkar mı? Hiç, Hiç alakası çıkmaz. yok. Hiç alakası yok. Bu farklı bir konu. Beşiktaş zaten oyuncuların hepsi yabancı. Başka bir Ağırlıklı şey tabii. hepsi yabancı. <laughs> hepsi yabancı. Yani mesela Beşiktaş'ın mesela... Geçen hafta da söyledim. Yani Galatasaray... Okan Burak'a söylüyorum buradan. Beşiktaş maçı kolay maç falan falan değil. Değil tabii. Bak. Evet Sinan abi söylüyor. Beşiktaş maçı kolay Beşiktaş... değil diyor psikolojik üstünlüğü üstünde. Beşiktaş'ın psikolojik Beşiktaş'ın üstünde. Çünkü niye? 5-0'lık bir galibiyet var. Tabii. Beşlik. Bunun bakın yani bunun bir kere psikolojik baskısı var. Ha o zamanki Galatasaray'la bu zaman Galatasaray değil. Hayır. Ben de diyorum ki bu maç farklı geçer. Bu maç farklı geçer. Niye o zamanki Beşiktaş'ta bu zamanki Beşiktaş'ta Beşiktaş o kadar belki kolay daha farklı. Falan, bak şimdi Türkiye'nin favorisi. Değil mi? Türkiye'nin favorisi Galatasaray denilir. Derbilerde hep genelde favori olmaz ama bu maçta öyle denir. Ben de benim favorim Beşiktaş diyorum bu maçta. Oo. Ben de benim favorim Beşiktaş diyorum ya. Ben de Beşiktaş'ın kolay teslim olacağını falan düşünmüyorum. Gördün mü Ümit'ciğim? Ve Galatasaray, Galatasaray Kasımpaşa maçındaki falan böyle ikinci yarı falan oyunlarını oynarsa falan Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın yani kazanması daha rahat olur. Yani eğer bir konsantre düşüklüğü falan Galatasaray yaşarsa, yaşarsa Beşiktaş'ın Lyon'daki ikinci yarısını oynarsa Beşiktaş, Lyon maçındaki ikinci yarıyı Beşiktaş maçı kazanabilir de. Ha, derbidir bu. Fena şey Galatasaray kazanırsa sürpriz olmaz. Beşiktaş kazanırsa da sürpriz olmaz. Beraberlik deniliyor. Ama ben Beşiktaş'ın yenilmeyeceğini düşünüyorum. Yenilme ama ha, kötü oynarsan, sağda yürürsen, ...mücadele etmezsen... ...değil mi Gitti Erten? Mi? arkadaşlar? Sağda mücadele etmezsen... Bilgi verin de, bana. Oynamazsan, kötü oynarsan falan filan... Haber verin e, bana. Fark da yersin, o ayrı. Ama Beşiktaş... ...Beşiktaş gibi oynarsa... ...bu derbiyi kazanır diyorum ben. Beşiktaş, Beşiktaş, Beşiktaş gibi, gibi oynarsa bu derbiyi kazanır diyorsun yani abi. Beşiktaş da Beşiktaş gibi... ...ne zaman oynadı? Mesela Lyon'da. Son 20 dakika. Tamam. Burada biz hepimiz... ...biz de Lyon'u favori gördük. Çünkü... ...yani... Ajax'a bakıyorsun. Ne, Frankfurt maçına bakıyorsun, değil mi? Evet, ondan bakıyorsun, önce Ayaks. Ajax. Ajax'a bakıyorsun. Ha diyorsun ki Lyon veya evet Lyon kadro da derinliği 5-6 tane pozisyonda var. Net maçın başında da ayrıca. Yani bir şans da kaleci de büyük oynadı Ersin'de. Bu büyük faktör. Şans faktörüdü. Ama ne dedik hepimiz be buradaki herkes genelde Lyon kazanır dedi. Ben de bu maçta diyorum ki Ha bir hafta önceki de bilmiştik ayak kazanır demiştik. Bu ayrı evet. bir konu. Ama ben de biliyorum ki bu derbi Beşiktaş'a kolay geçmez. Şey, Galatasaray'a kolay geçmez. Beşiktaş kolay kolay bu derbiyi vermez diyorum. Ama Beşiktaş da Beşiktaş gibi oynayacak. Anladın Mertemciğim? Beşiktaş gibi oynayacaksın. <laughs> tabii, tabii. Sinan abicim. Buyur canım. E, Raşit sen mi oynayacakmış? Nereden çıktı? şimdi e, e, peki e, Joao Mario'nun yerine Barış Alper'in e, Joao Mario'nun yerine özür dilerim Raşitsa'nın oynama ihtimali çok daha fazla ben söylemiştim ama size e, rejiye söylüyorum arkadaşlar Raşitsa'nın oynama ihtimali şimdi, çok yüksek. Galatasaray'ın hücum gücü hücum gücü çok fazla yani evet Galatasaray'ın şimdi Beşiktaş'ın hücum gücüne baktığın zaman hep ne diyorum Rafa Silva Değiştim ve Gerson mi, Fernandez immobilyanın performansından bireysel olarak memnun değilim Messi. yani hı hı. çalım atmıyor, adam eksiltmiyor, geniş alanda oynayamıyor. Çok ceza sahası içi oyuncusu. Yani top geliyor, dikkat ettin mi Ertem? Ee, şey Lyon maçında geliyor, kenarda duruyor, alıyor hemen. Zorlamıyor. Aynen Bugün Fafana'yı görüyor musun? Alıyor dikine dikine üstüne üstüne. Ya. Bu tamamıyla fizik kondisyonla alakalı, güçle alakalı. Yani Immobile evet gol kralı gol atıyor, penaltıdan atıyor ama ben Immobile'dan daha fazla reaksiyon göstermesini ve daha atletik olmasını, daha atlet olmasını bekliyorum. Yani daha atlet olması lazım. Daha hareketli olması lazım. Çünkü Rafa Silva gibi bir sihirbaz var. Rafa Silva gibi bir futbol sihirbazı var ve bir Gerson Fernandez var. Şu an tartışmasız en formda oyuncu orta sahada. Sinan abi tam heh, onu söyleyecektim. Şu an Türkiye'de en formda oyuncu herkesin Gerson önünde Fernandez. Gerson. Toplu ve topsuz oyunda var. Gol atıyor, attırıyor. Defansif oynuyor. Müthiş bir Gerson Fernandes. Hızlı, süratli. Bakın yani müthiş bir adam geçiyor, top dağıtıyor. Zaten Gerson Fernandez ve Torreira kavgası olacak bu maçta. Üstamenen Gerson ve Torreira mücadelesi seyredeceğiz. Değil mi? Şimdi Galatasaray'ın tabii. Ee, neyi var? Bir hücum hattı var. Bu hücum hattında neyi ne ne var? Bir tane canavar var. Evet. ...fizik olarak üstün... Osman. ...yani bu nedir biliyor musun... ...Ertemciğim yani... Ee, ...haksız rekabet... ...haksız rekabet fizik olarak... ...çünkü rakiplerinden daha uzun... ...daha çok yükseliyor... ...bunu durdurmak kolay değil... ...yani ha bunu durdururken... ...sarı kart, kırmızı kart... ...aa beş taş on kişi kalır... ...geriye düşer bunlara ayrı... ...bunu bilemem... ...ama onun dışında... ...evet bir osman var... ...bir de bir golcüm var... ...şimdi... Depar atmadan sahada belki de en çok koşan oyuncu hafta içinde. Evet. Ama depar atmıyor. Patlayıcı evet. kuvveti yok. Doğru. Ama müthiş bir refor servetti bugün. Yani sahanın her yerindeydi. Santrafor oldu, orta saha oldu, stoper oldu. Yani oyun organize etti. İleride yani gol pozisyonuna girdi, goller atıyor. Yani böyle bir ikardi vardı sağda Fizik olarak iyi durumda. Yani bunun ikisinin formu Beşiktaş'ı korkutabilir. Şimdi ne yapacak? e, Van ona göre önlem alacak. Daha kontrollü oynayacak. Arka tarafı daha sıkıştıracak. Bunları alan bırakmayacak. Tabii. Daha fazla rakipten koşacak ama ön tarafta da işi bitireceksin. Ben Rafa Silva Abdülkerim olsun Davison olsun veya solda kim oynayacak Berkan mı bilmiyorum. Bunlara kart gösterebilir. Çünkü Rafa Silva'yı faulsuz durduramazsın. Ertem'ciğim. Doğru. Hakem bana maçın hakemi kim? Arda kardeşler. Arda kardeş. Yani bu Rafa Silva'yı Gerson da çok hızlandı. Topla artık hızlı, hızlı. Yani dolayısıyla Rafa'yı falan yani ancak faulle durdurabilirsin. Ha, şöyle kazanabilir. İki sarı kart, kırmızı bilmem ne falan filan Beşiktaş o zaman daha da rahatlayabilir oyuncu oyun olarak. Onun için Rafa Silva'nın gününde olması Beşiktaş için çok önemli. Tam Rafa Silva'ya gelmişken Sinan abi e, seyircilerimizden de çok soru geliyor. Bu arada benim sevgili dostum Ümit Aydın Sineshop.com'dan diyor ki Sinan abiye çok selamlar. Ee, İmparatora çok selamlar diyor Ümit Aydın. Beşiktaş neden hiç uzaktan şut çekmiyor derbi de Galatasaray defansını bu şekilde geçer mi? Beşiktaş'ın uzaktan golleri niye olmuyor diyor. Şimdi, Ümit Aydın'a selamlar. Ya, uzaktan bu muster'a biraz zor gol yer yani uzaktan tabii pozisyon gelir de atarsın. Niye atmıyorsun yani pozisyon geliyorsa? Demek ki o pozisyonu bulamıyor. Bir de şüter oyuncusu yok Beşiktaş'ın. Yani şut atan oyuncusu yok. Ne rafa atıyor ne geç son öyle bazen geç son vuruyor. Ya onun dışında şut atan pek oyuncusu yok Beşiktaş takımında. Rafa Silva ne yapıyor? Toplayıp dripling yapıyor. Rakibi akarte ediyor. Evet. Rakip eksiltiyor. Onun için çok rahat rakibe kart gösterebilir. Onun için Rafa Silva'nın performansı Beşiktaş'ın galibiyeti için bu maçta çok önemli. Bak Rafa Silva'nın galibiyeti galibiyetteki en büyük rolüdür Beşiktaş'ta. Yani onun performansıyla Beşiktaş kazanabilir bu maçı. Evet. Rafa Silva'nın performansıyla. Ee, bir kadroları alacağım ama şimdi Sinan abi neden hani ne, şimdi herkes sorabilir Arda kardeşler neden bu maçın hakemi oldu diye. Dün Ferhat Gündoğdu Merkez Başkanı Sayın Mer Ferhat Gündoğdu ve Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun, TFF Başkanı Sayın Hacı Osmanoğlu'nun konuyduk. Orada e, gazetecilerle bir araya geldiler, televizyoncularla, üst düzey televizyoncularla bir araya geldiler. Bir e, bakalım e, ne, neden Arda Kardeşler, Derbin'in hakemi neden Arda Kardeşler oldu? E, Galatasaray-Beşiktaş maçı için 3 adayımız vardı. Biri genç ve gelecek vadeden eden hakemlerimizdendi. Buna ben parantez açayım. Mehmet Türkmen bu bahsettiği isim. Diğer iki hakem ise tecrübeli hakemlerimizdendi. Düşündük ve iki kişi arasından Arda kardeşleri seçtik diyor. Şimdi ben federasyonu ve MHK'yi tebrik ediyorum. Neden tebrik ediyorum? Şeffaf olmaları. Çok. Da var. çok. Sizleri davet etmeleri, evet. bazı şeyleri, paylaşmaları, bu tip demeçleri versinler. Bu tip malzemeleri versinler. Neler oluyor? Bazen bazı hakemlerle ilgili kafada soru işareti oluyor ya maçtan sonra. Hı -hı. Çıksın MHK başkanı desin ki Sayın Ferhat Gündoğdu. Desin ki Ferhat Başkan. Ya evet bu hakem bu maçta yanlışlar yaptı. Zaten puanı düşük mesela. Mesela düşük puan alacak. Yani kamuoyunda bazen aydınlatsınlar bilelim bazı şeyleri. Acayip şeyler bilelim. var. Birazdan getireceğim Çünkü Ferhat ekrana. Ferhat Gündoğdu. Ferhat Gündoğdu. Daha önceden de demek ki bir özelliği var ki, bir özelliği var ki demek ki bu MHK başkanlığı için çok yeterli, çok fazla bir tecrübesi ve bilgi birikimi var ki Demek ki ikinci kez bir daha geldi. Evet. Değil mi? Evet. Tekrar geldi. Evet. Ve kim getirdi? Dünyanın en dürüst adamı. İbrahim Hacı Osmanoğlu. İbrahim Hacı Osman Yani başkan. kalkıp da çünkü İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Futbol Federasyonu'nun kaderi MHK'nin elindedir her zaman. Aynen öyle. MHK'nin hakemlerin doğru düzgün maç yönetmesi, adaletli maç yönetmesi, tarafsız maç yönetmeleri, değil mi? Kamuoyunu inandırmaları tamamıyla bu Futbol Federasyonu'na yazar. Doğru. Onun için demek ki Ferhat Gündoğdu Başkan da demek ki böyle bir birikim görmüşler. 54'ü verir misiniz? güvenilirliği var. Güvenilirliği var. Onun için tebrik ediyorum. Başka ne var? 54'te Sinan abinin bahsettiği konuyla ilgili. diyor ki Sayın MHK Başkanı Gündoğdu Sosyal medya hesabı açacağız. Maçta kritik bir pozisyon olduğu zaman hafta boyunca konuşuluyor. Kamuoyunu rahatlatmak adına pozisyonda doğru mu yoksa yanlış mı karar verildiğini gerekirse... ...UEFA gözlemcilerinde destek alarak 24 saat içinde açıklayacağız. Eğer hakem, MHK veya gözlemci bir hata yapmışsa bunu da tüm şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Hakem ve gözlemci ceza puanı alacak. Tabii kulüplerin böyle bir talebi olursa bak Sinan abi sen bilmiyordun direkt üstüne bastın. Diyor evet. ki hakem ve gözlemci ceza puanı alacak. Bu arada televizyonda biliyorsunuz gözlemciler vardı. Televizyondan izleyerek maçı işte atıyorum yarınki Fenerbahçe Bodrum spor maçını televizyon gözlemciler eski hakemler. O olay kalktı 9. haftadan itibaren. Onu söylediler. Sağ içerisindeki gözlemciler, stattaki gözlemciler iyi işlerini yapamazlarsa, işlerini iyi yapamazlarsa hakemler gibi ceza puanı alacaklar. Bir de Sinan abi şöyle bir şey. Diyelim ki Galatasaray Beşiktaş derbisinin He. Derbi maçında Rafa Silva'nın penaltısı verilmedi diyelim. O pozisyonla ilgili işte bunu söyleyeyim. 24 saat içerisinde Bak, UEFA gözlemcileri dahil evet evet. Bak benim haberim yok sizden. Bir karar verecek. Haberim var evet. mı yok mu? olsunlar istiyorum. Evet, evet. Yani bizim amacımız bu. Volkancığım yanaya uçuyor. Volkancığım büyük Beşiktaş'ta iyi yolculuklar canım benim. Sabah uçağı var mı? bizi seyrediyor Volkancığım. İyi yolculuklar. 5'te 5'te vay be. Viyana'ya selamlar. Ee, Viyana'ya selamlar. Viyana Viyana'yı çok seviyorum ya. Seviyorsun. Volkan kardeşim orada. Volkan Bey çok selamlar. Volkan kızına gidiyor Volkan kardeşim. Oo, Allah bağışlasın. Bu ama giderken bir şey yapın. Şu anda gitmeden önce bir programı izleyin değil mi? Uç, i̇zliyor zaten. Şu anda. Sabah uç, uçağım 05 abi diyor sana takıldım diyor. Sabah da Alt, izleyin. Youtube'dan bak, da izleyin. Resim atmış bak. <laughs> Oo, çok sevgiler. Abi, resim atmış. Evet e, şimdi sevgili seyirciler. Bakalım ne diyorlar? Evet. Şimdi e, şeyi söyleyeceğim. Bana arkadaşlarım soruyorlar hasta mısın? Burnun kırmızı diye. Ben Bana, hastayım. Bende ben de hastayım. hafif hastalık Geç var mi? galiba. Benim, Benim sürüüzütüm ve faranjitim var. Geçmiyor. Bir rüzgar vurdu ama bitiyor abi. Bitiriyor beni yani. Geçmiyor. Şimdi e, e, hastayım yani. İlaç yollayın abi. Bence i̇laç doktorlar yollayın. yollasınlar. <laughs> Dokunma doktor ha. E, gelelim. Abi Ahmet Çakara ne oldu? İki gün önce ufak bir kaza atlatmış diyorlar. Allah <laughs> kahretmesin. Ama <Ahmet> Çakar. <laughs> ya şeyi söylüyorlar. Hangisi? <laughs> ufak bir bomba bıraktı ya Ahmet Hoca. <laughs> sen... doğru mu o ya? E doğru tabii. Sesi duymuyor musun? Nasıl ona, öyle bir montaj o mı? O çıkarıyordur ya. Ağzına mı <laughs> <laughs> Ahmet Çakar. <laughs> ha 59 gelsin bir. 59 gelsin bir. 59. Yine Ferhat Gündoğdu bunların hepsi düşecek şimdi etrafa birazdan da derbiyi başlatacağız Real Madrid 4-0 yenildi ama hala Madrid onu söyleyeyim Helal olsun. bir pozisyonda VAR operatörüyle ilgili şüpheye düştüm bütün gece gözüme uyku girmedi erte sabah erkenden Riva'ya gittim çizgiyi kendi elimle çektim karar doğru çıkınca oh rahatladım abi, dedim abi bak zaten bir şey söyleyeceğim sana çok dürüst bir açıklama yapıyor görüyor musun nasıl ben bak, ya, bak, iyi ben Ferhat Bey'i acayip sevdim çok iyi bir elektrik var ya yani. hayatımda görmedim bilmiyorum tanımıyorum hiç bilmiyorum bak görüyor musun Ertem bütün gece ne diyor gözüme uyku girmiyor işte evet. kamuoyu da aynı şekilde bu şekilde ya diyelim ki Ertem Şener bu maçı iyi yönetmedi şu şurada hata yaptı ama buz bunu biliyoruz biz sizin bildiğinizden emin olalım ki Değil mi? Tabi. Ha diyelim ki bak ha bunlar da biliyorlar. Biliyorlar hata oldu. Ceza verirsinler. İki hafta cezalandırsınlar. Üç hafta cezalandırsınlar. Çünkü abi İbrahim Hoca Osmanoğlu bak getirmez oraya göreve böyle getirmez. adam. Getirmez. Bak bir orada Mecnun Odu var. Ben sana söyleyeyim. Hasan Sürözü var. Bunlar tamamen futbolun içinden gelmiş önemli Hı -hı. adamlar. Orada Bayram Akgül var. Bak, evet. federasyonda. Yani orada bir kere Mecnun Başkan zaten yani yıllardır bu, bu acıyı yaşamış. Anadolu evet. takımı olarak yaşamış hakemlerle evet. ilgili sıkıntıları hepsini biliyor. Onun için çok basit abi. Şeffaf olacaksın. Kamuoyunu aldı aydınlatacaksın. Futbolcuları aydınlatacak şeyi, futbol kamuoyunu aldı aydınlatacaksın. Medyayı bilgilendireceksin. Biz de buradan diyeceğiz ki bak helal olsun ha demek ki böyle böyle. Mesela şimdi Trabzonspor bugün maçı mesela. Değil mi? Hı, hı. Şimdi bugün Uğurcan'ın pozisyonu değil mi? Hı, hı ki bana göre Uğurcan'ın pozisyonu hani gol olan Trabzon'un yani Göztepe'nin attığı yok mu? Evet, bana göre. Evet. Bana göre gol. Mesela. Bana göre gol temiz. Bir bak bir Trabzonlu olarak söylüyorum Ertem. Bana göre temiz. Ama kırmızı mesela bana göre de net kırmızı. Kırmızı değil diyorlar. Bana da kırmızı. Ayağı mı kırılsaydı adamın? İlla Tabii. ayak mı kırılması lazım? Tabii. Kırıldı zannettim ben yani. Orada Göztepe'li oyuncunun. Şimdi bu maçta Göztepe maçı kaybetseydi mesela diyelim hı hı hı. mesela mesela çıkacaktı o zaman diyecektik Ferhat Başkan evet Göztepe'nin burada golü verilmemiştir mesela bunları bekliyoruz biz kamuoyundan kamuoyu olarak biz taraftar olarak yani futbol sever olarak biz bunları bekliyoruz bunları anlatacak 24 saat içerisinde o pozisyonu açıklayacağız diyor MHK olarak Bugün diyor. diyorum mesela Göztepe'nin benim Göztepe golü verilmedi değil mi kardeşim Evet verilmedi bana göre kaleciye yok bir hareket yok. Değme yok. Hı hı. Böyle bir şey yok. Gol. Net gol. Bence de gol. Net. Mesela. Kırmızı kırmızı. Ama bugün maçı Göztepe kaybetseydi. Ne yapacaktı Göztepe? İsyan edecek. Hakemler bilmem ne falan değil mi? Ferhat Başkan çıkacak diyecek. Evet. Göztepe haklıdır kardeşim. Evet. Göztepe evet. haklıdır. Gereğini yapacağız. Evet. Hakemi 3 hafta dinlendireceğiz. Bitti evet. baba ya. Evet. Bu bu kadar abi. Ha diyecek ki... Ha bu diyecek kardeşim. Ha burada... Yok bir iyi niyet var. Bu hakemlerin patronu kardeşim tetikçi yollamıyor, buraya hakem yolluyor. Evet. Ama bir zamanlar öyle değildi. Bir zamanlar yolluyorlardı maçına göre yolluyorlardı Dertemci. Ha Sinan abi orada diyor ki Sayın Başkan kafasının arkasında tilki olanlarla. Hı. Kurnazlık yapanlarla yolumuzu ayırdık, ayırmaya devam edeceğiz diyor. Bak. İbrahim Hacı Osmanoğlu TFF Başkanı, Sayın Federasyon Başkanı, kafasının arkasında tilki olanlarla yollar, yollarımızı ayırdık, ayırmaya devam edeceğiz. Aynen. Sahipsiz olanların sahibiyiz. Sahibi olanlar sahiplerinin yanına gitsin. Bak, ilk iki mesaj inanılmaz önemli. Aynen. Kafasının Aynen. arkasında tilki olanlarla yollarımızı ayırdık sahipsiz olanların sahibiyiz. Sahibi olanlar sahiplerinin yanına gitsin. %50'nin bir fazlası bizi istemezse gideriz. Benim kanım bordo mavi akar ama TFF'ye adım attığımdan beri bir yerimi kessen kanım kırmızı beyaz akıyor diyor. İlk iki cümle acayip Abi, önemli. Yani sizin dediğiniz gibi sıkıntı Abi böyle diyor kafasında kurnazlık olanlar diyor. Kapının önüne koyuyoruz sana, diyor. Bak, çıkacak. Ferhat Başkan anlatacak. Bu hatalıdır dinlendireceğiz gereğini yapılacak. Sayın İbrahim Hacı işte Osman'ı. Evet. Biz bunu böyle gördük diyecek. Onun için öyle hatalar Ya Burçak'cığım Selanik'ten seni izliyoruz demiş. Tatile Herkes İstanbul'dan Ağlam. tatile gitmiş. Burçak'cığım öpüyorum seni. Çok selamlar. Herkes tatile gitmiş ya. Sinan İstanbul İstanbul boşalmış. Bodrum'dan Şeref Tontu Bodrum'da el sallıyor. Şeref çok Tontu. Çok selamlar. Canım. Şeref Tontu. Evet canım. Sinan abicim. Ee, Ümit Aydın'cığım. öpüyorum çok. Ümit Aydın'ım. Burak Dinçer'le Ümit Aydın'a çok selamlar. Sinan abi bak senin ...çok sevdiğin bir şeyi İbrahim Başkan düşünmüş... Hangisi ...Ferhat Bey'le beraber... ...inanılmaz... ...keşke olsaydı... ...keşke olsa... ...zorluyorlar ama olması... ...imkansız gibi... Hangisi o? ...düşün... ...Fenerbahçe... ...Bodrum Spor Maçı'nı seyrediyorsun... ...hakem... ...Kim Batu... ...hakem... ...Fenerbahçe-Bodrum Spor Maçı'nda hakemi... ...hakem maça gidiyor... ...hakem... ...Var'a gidiyor... ...Var'dan çağırıyorlar... Evet. ...Mehmet Türkmen... VAR'a gidiyor. Sinan abi ne oluyor biliyor musun? Evet. VAR'da ne konuşuyor diye biz bekliyoruz. Yani 24 saat, 48 saat, 72 evet. saat, 3 gün sonra diye salınıyor, evet. yayınlanıyor. Başkan nasıl bir karar verdi? Ne isteğinde bulunmuş? Musun? Canlı mı? VAR'da ne konuşuyorsa ekrana o, bütün Türkiye duysun. UEFA izin vermez ona. İşte UEFA izin vermiyormuş. Bak diyor ki ben VAR odasının da canlı yayınlanmasını istedim. Maç seyredenler aynı zamanda VAR odasının da canlı izlesin diye ama UEFA buna izin vermedi. TV yüzdeydi VAR odası ya başkanım. Ya bir şey söyleyeceğim sana. <laughs> Ertemciğim bu hakemliği falan fazla büyütmeyin arkadaş. Amerika'yı falan keşfetmiyorsunuz. Yani wat, yani atom falan parçalamıyorsunuz anladın mı? <laughs> yani UEFA'ya gerçek... ya abi, Hayır, yani bir buluş falan da gerçek demiyoruz. Hakemlik yani ya. Ya kardeşim zaten 6-7 hakemsiniz ya. Pozisyon orada. Veremedin mi? Muallakta mısın? Çalarsın, bekletirsin, sorarsın, yolla beni ara dersin, bakarsın ne dersin tekrar verirsin. Bu hakemliği fazla büyütmeyin. Cesaretli olun, korkmayın. Korkmayın cesaret olun. kurallara uygulayın arkadaş. Kural belli. Kural belli. Belli bakacaksın pozisyona. Ya bu rotken ya. Nasıl gidiyorsun MR çektiriyorsun. Doktora gösteriyorsun MR'ı. Burada mı var diyor. Burada anlıyor. Gidiyorsun ultrason yaptırıyorsun. Bakıyor adam sana anlıyor. Sen de pozisyona bakacaksın. Olmadı. Vara soracaksın, ondan yardım alacaksın, avardan alacaksın falan da filan da. Bitireceksin gideceksin. Hı -hı. Ne kadar büyütüyorsunuz hakemdeki işini ya. Korkmayın cesaretli olun kardeşim ya. Bugün mesela hakemin bir iki hatası var. Onun dışında Göztepe Trabzon maçında kim de hakem? O, oğlanı beğendim mesela. Ben. Cihan aydın. Cihan'ı beğendim ben mesela. Yani bir iki hatası var işte o golle şey. Yani Allah'tan tabii maç öyle bitmedi. Ya, Trabzon kazanmış olsaydı tabii hakemi yanmıştı hakem ama yani tamamıyla maçın kaderini değiştirecek bir hata yapmış. Evet. Göztepe'nin golünde. Evet. Hata yapmış. Yani onun için e, hakemler fazla kendiniz fazla kardeşim kasmayın. Kendinizi sıkmayın. Ya Korkmayın. sen de toplantıyı mı dinlettin? Korkmayın. Bak yemin ediyorum ben seninle bunları konuşmadım. Diyor ki Ferhat Gündoğdu diyor ki MHK Başkanı. Hakemlerimizdeki en büyük şey diyor. O vardan ediyorsun ya Sinan abi. Niye 3-4 dakika diyoruz böyle sürüyor? O kadar açık ki Ferhat Bey, Ferhat Başkan. Diyor ki, kardeşim. şüphe duyuyorlar diyor. O korkularını Korkuyor yenmemiz kardeşim lazım ya. diyor. Kalkacağım buraya Ertem. Hata yapmamak ya için gel diyor. Gel buraya kardeşim, buraya gel. Buraya gel. Burada Senin pozisyon, ben vardayım soruyorum sana. Ya pozisyona bakıyorum böyle böyle. Aa Ertem. Ne var burada diyorum ya falan diyorum. Sence ne diyorsun? Ha bu var. Ha tamam. Ha öyle mi? Tamam. Ha bak vurmuş bak görüyorsun. Daha 10 saniye. Bak. Ha eliyle çekiyor Ertem. Hala yok çekme yok falan filan. Bitti. Ya işte, eli açıktı. Yok değil kapalı. Bitti bu kadar. Karar vereceğim bitireceğim kardeşim. Neyi abartıyorsunuz? Yani bu kadar önemli ne var ki ya? Bu nihayetinde nihayetinde pozisyonu görüyorsun. Eskiden zordu hakemlik. Zaten eskiden yemişler bizi. Ahmet Çakallar, Erman Torollar bizi yemişler zaten. Tabii canım. Oradan penaltı çalmış, oradan bir şey çalmış, oradan gol olmuş, hiç falan. Hepsi pozisyonlar uçmuş gitmiş. Şimdi ne oluyor? Gol oluyor, bakıyorsun ha burada faul vardı, burada çekme vardı veya bu pozisyonda offside vardı. Eskiden bu araştırılı, araştırma şüphe yoktu. Şüphe diyor, şüphe, Sinan abi diyor ki şüphe duyu, yani şüphe duyuyorlar ve kamuoyundan hani etkilen, etkileniyorlar sonuçta. Ve hani yanlış bir karar vermemek için Evet, ee, abi, orada işte. sürekli olarak orayı mı vereyim, burayı mı vereyim diye konuşuyorlar. Bu, diyor. En doğruyu, en doğruyu bulana kadar o şüpheyi üstlerinden atmamız lazım. Vitor Pereira hakem e, eğitmeni bu arada, bu arada João e, Joao Capello, e, Portekizliler, e, Portekizli Vitor Pereira eski bir hakem. Abi, Meşktaş yani, yani, ve Galatasaray'ın maçını diyorum, yönetmiş bu, işi, bu arada. Bu işi hakikaten bizde büyük olay oldu. Yani çünkü artık bu var çıktıktan sonra abi mahallede bir pozisyon mı var? Ertem'ciğim çalarsın, gri mi pozisyon? Gri mi? Çalarsın, konuşursun. Arkadaşların, hakem arkadaşların seyrediyorlardır. Bakarlar, sana derler ki Arda... ...hadi sen de git bir baksana, gel bir bak. Sen de gidersin, bakarsın. Sen hakemsin kardeşim, kuralları benden daha iyi biliyorsun. Kuralları. Hı hı. El açık mı, değil mi? Çekme var mı, yok mu? Darbe mi? Şimdi mesela Osay'ın pozisyonu. Vara bile gitmedi şerefsiz ya, penaltı. <laughs> penaltı. Bence değil. Darbe var ya, bileği basıyor. Basma ne? Ben ben basmış gibi görmedim. Ama Aa, saygı duyuyor. Basıyor ve böyle şey yapıyor ya. Niye kendini atsın? Vara bile gitmedi. Bana göre ben basıyor ben görüyorum. Biraz artistik patinaj yapmış Hayır, orada. O bana göre penaltı. Sana. Ben o sayının pozisyonu ben penaltı gördüm mesela. Penaltı gördüm ve şeyde haklı. Mourinho da haklı yani itirazında. Mourinho'ya Mourinho yakışıyor ya. Ben Mourinho, seviyorum Mourinho'yu ya. Mourinho nasıl artist gibi giymiş. Abi yakışıyor ya. Mourinho'ya yakışıyor. Bütün Avrupa... Ne dedim bak, sana? Maçtan ya? bir gün önce tut bugüne kadar. ya Real Madrid, sana... Barcelona maçının gününe kadar bütün İngiltere, Avrupa, İspanya ne dedim ben sana? bahsediyor ya. Geçen hafta ne dedim ben sana yorum yaparken? Şimdi e, Perşembe günü sen Maksimilay'la el başlayacak evet, dedim. evet, İşte burada var kayıtta var buyurun evet, bakın. Evet dediniz. Söyledim. Ya diyorsun ki. Ne diyor? Sevgili yo. Ondan sonra diyorsun ki <laughs> yorumcuların fikirlerini alacağım. Alacaksın tabii ya. Alacaksın tabii. Sen Samsun'da el nesliyle veya işte ne o sen maksimumda başlasan. Belki İrfan belki maç can. farklı olacaktı. İrfan. Doğru kadro kursan belki farklı olacaktı. Sezonun belki de en iyi topunu oynadın evet, bu maçta. Evet Manchester kötü oynamadı. Manchester takımını sen kötü oynamaya teşvik ettin. Sen iyi oynadın. Ben Manchester'ı dedim ya geçen cumartesi seyretmiştim. Hı hı. Rashford bakalım 100 milyon euro teklif edin bakalım alabiliyor musunuz? Adım atamadı. E, DSF'ye girsenize. Sol taraftaki sarı çocuk neydi? Garnacho. Garnacho. Müthiş futbolcu adım atamadılar. Alamazsın parayla falan. O Sümen'den de pahalı. Hepsinden pahalı onların hepsi. O hadi al bakalım parayla. Adım atamadı. Yapmayın. Rakibe fırsat verirsen, rakibe fırsat verirsen rakip affetmez. Fenerbahçe fırsat vermedi. Bu maçta çok iyi oynadı. Şanssızdı. Pozisyonları da var. Ama aynı performansı sevgili Mourinho. Türkiye'de bekliyoruz. Türkiye Ligi'nde. Ama işte Fenerbahçe'nin bir dezavantajı var. Bakın bilmiyorum. Beğenecek misin? Veya katılacak ha. mısın bu yorum Mertem'cim Fenerbahçe futbol takımı oynayan takıma karşı iyi oynuyor. Kesinlikle. Ama oynamayan, onu durdurmaya çalışan, savunma yapan İşleniyor. takıma karşı iyi oynayamıyor. Bravo Sinan yani abi. Yani oynayan karşı onun için. Şimdi Galatasaray Beşiktaş maçı mesela. Pazartesi bakacaksın. Pazartesi günü mesela Galatasaray Beşiktaş maçı çok farklı olacak. Çünkü iki takım da oynayacak. Evet. Bak göreceksin iki maç iki takım da oynayacak. Bana göre de maç ya yani birazdan sonuç şey yapacağız? E, maç skorları yapacağız. Tahminler yaparız. Hı -hı. Birazdan yaparız, bakarız. Analiz, son kadrolar falan yaparız. Yaparız, son bölümde yaparız. Onu hem Bodrum-Fener'e yaparız. Hı -hı. Yani başka bir 2-3 tane daha maç koy istersen onları hı -hı. da yapalım. Ya yani bütün maçları yapalım dik maçlarına. Dolayısıyla yani Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı bu. Fenerbahçe oynayan takıma karşı iyi oynuyor. Ama evet. savunma yapan, katı savunma yapan takıma karşı Fenerbahçe takımı zorlanıyor. Evet. Bu maçta Manchester maçında çok iyi oynadı. Ama elindeki malzemeyi doğru kullanamadığını ben üstüne basa basa Mourinho'ya söylüyorum. Çünkü evet. moruyor, dinlemiyor. moruyor kendi takılmış. Takılmış. Tadiş de bende oynar diyor. Smanski de bende aynı anda oynar diyor. Bunlara takılmış. Öteki oyuncuları kenara atmış. Küstürmüş. Ama Allah'tan onlar da bilincindeler. Küsmüyorlar. İşin bilincindeler. Küsmüyorlar. Dolayısıyla, nerede? dolayısıyla Fenerbahçe bakın Birazdan Beşiktaş Galatasaray bölümüne geçtiğim zaman puan farkı Fenerbahçe ile Galatasaray arasında kaç arkadaş? Şu anda Fenerbahçe ile 8. Bir maç eksik. Hı hı. Değil mi? Evet. Değil mi? Bir maç evet, eksik evet, Galatasaray. Evet, 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 Galatasaray Fenerbahçe. bir bay olacak. Evet. Fenerbahçe o maç alabilirse. Velev ki. Velev ki diyorum. Şöyle bir senaryo çiziyorum. Ahmet Çakar gibi konuşuyorum. Jenerik senaryo. Galatasaray Beşiktaş'ı yendi diyelim. Allah korusun. Yendi diyelim. <laughs> Allah korusun. Mesela ben Beşiktaş'ım arkadaş ne var? Ama yorum mu yapıyorum Galatasaray takımı şampiyonlar ama bir numara adayı diyorum hep her zaman da söylüyorum. Evet. Şampiyonlar en iyi adayı. bir numara En iyi kadroya sahip bir numaralı adayı diyorum Evet. Yendi. Trabzon'da Fenerbahçe'yi yendi Ertemciğim. Tamam. Hadi sen bana fotoğrafı yorumla bakayım. Geçmiş olsun. Yorumla. He? 8 11 Bay olduğu haftada diyelim. Takıldı diyelim şey. Fenerbahçe o haftada bir yere takıldı. Galatasaray kazandı veya Galatasaray şey yapmadı mesela takılmadı. Gitti. Eee baba biz neden bahsediyoruz? Biz neden bahsediyoruz? Tabii. Sevgili mi Yani bir pamuk ipliğine bağlı şu an. Bir pamuk ipliğine bağlı Fenerbahçe'nin istikbali bu sezonki. Doğru. Pamuk ipliğine bağlı. Jozo Mourinho. Aynen öyle. Tamam çok seviyoruz. Çok sempatik. Harika bir adam. Müthiş Beş antrenör. Dakika. On numara. Eyvallah tamam. Ama baba biz de fotoğrafa bakıyoruz. El Nesli denilen bir oyuncu aldın. Bu adam iyi oyuncuysa niye Samsun'da oynamıyor niye Perşembe oynamıyor? Oynat arka arkaya. Evet. Bu adam 50 milyon euro maliyeti sana. Sinan abi Buyur birazdan canım. onlara geleceğim. Sana böyle bir su molası Gel verdireyim. 2 dakika. Ee, sevgili seyirciler bir Sayın Ferhat Gündoğdu'yla ee, Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarını hemen hızlı hızlı bir grafik ekrana getireyim. Ee, Sinan abiye Başkan. sandalye olayını da soracağım. Bizzat sorduk sandalye Mehmet Batuhan Ağar'la beraber. Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'na geçmiş olsun. Bir fotoğraf var. Sayın Başkan sandalyede oturuyor. Sayın Ali Koç koltukta oturuyor. Cefer'in UEFA Başkanı koltukta oturuyor. Sayın Ali Koç Koltukta otururken, ceferin koltukta otururken neden federasyon başkanı, koskoca federasyon başkanı neden sandalyede oturur diye haklı olarak bazı şikayetler, eleştiriler vardı. Sordum, dedim ki. Ee, Sayın Başkan, Cefer'in ve Ali Koç'un yanında sandalyede oturmanız dikkat çekti. Bunu sonra, toplantı bitikten sonra bizzat kendisine sorduk. Neden sandalyede oturdunuz diye? Sayın Başkan dedi ki, bilenler bilir. Sırtımda ve belimde kronikleşmiş bir ağrı var. Hatta bunu Sinan abiye de söyledi. Ee, Sinan abi de bilir dedi. Ee, bir de, o da bilir dedi. Sırtımda efendim, ve belimde arada... kronikleşmiş bir ağrı var. Koltukta oturmak rahatsız hissettiriyor. Sandalyeyi bilerek istedim, sandalye daha rahattı diyor. Neden biliyor musun? Fark etmez sandalyede belis rahatsız olmasın. Siz biliyor olmasa, musunuz ağrısını bakın, sırtındaki evet, belindeki? Bel, biliyorum, bir şey söyleyeceğim. Şey sandalyede oturması çok... Beli ağırması önemli değil. Burada koltuk var. Ben orayı biliyorum. Ve İbrahim Başkan orada ev sahibi. Hı hı. Oranın kimin evi olduğunu da biliyorum. Orada İbrahim Başkan ev sahibi. Mecburen... Ev ne sahibi yapacak? orada. Evet ha. abicim. Orada İbrahim Başkan ne yapacak? Koltuğu şey mi? <laughs> Ali, Ali Koç'u mu oturtacak? Ev sahibi o. kendi story'i araya onu çekiyor. Anladın evet. mı? Oranın evet. koltuk şeklini ben bildiğim için söylüyorum. Evet. Tamam mı? Evet. Ondan dolayı orada İbrahim Başkan ev sahibi. Şahane bir açıklam. Doğruyu tamam. söylüyorum. Bakın İbrahim bir Başkan daha orada. orada abi. İbrahim evet. Başkan orada ev sahibi. ve Dolayısıyla <laughs> belinin ağrıması, bel fıtığı olması falan o önemli değil. Onu koymuyorum kenara. Normal ölçülerde... ...müsafiri... ...oraya sandalyede mi oturtacaksın? He? Ev sahibi olarak Tabii. oraya çekersin. Oraya davet et. Çünkü öteki karşı tarafta koltuk var. Koltuklar biraz daha uzakta. Orada büyük bir sehpa var. Koltuklar biraz uzakta. Evet. Hem de görüntü evet. olunsun diye. Evet. Tamam Mertemciğim. Konu bu. Bunlar önemli şeyler değil. Bunlar ufak işler. Mütevazilik farklı ya, bir evet şeydir. Ya evet ya. Mütevazilik farklı bir şeydir. Bu mütevaziliktir ayrıca da yani. Evet. Bu ben sana söyleyeyim mütevaziliktir. Onun için bunları abartmamak lazım. Bunları oraya kendine büyük koltuk da çektirebilirdi. Ertem. Tabii. Oraya çocuklar getirin buraya bir tane, aynı koltuktan bir tane buraya koyun da derdi. Ya şey diyor ya, yani. Bunlar benim şey... diyor, benim diyor koltuk sevdam yok öyle diyor. Gülerek şey... de böyle dedi ki, bizim böyle koltuk gerekiyor. sevdamız Bunları, yok dedi. Ya bunlar bunlar konu bile değil. Bunları bunlar İbrahim Başkan yani üstünde durmaz böyle şey ya. Ya zaten Durmaz şey. Böyle bir Durman şey yaptı. Yani hani Onun için yani alakalı dedim ben, ben orada ev sahibi o. Tabii. İbrahim Şahane bir demişken. açıklama Sinan abiden. Ee, şunu söyleyelim. Ee, sevgili seyirciler, birkaç tane daha açıklama var. Onları getireceğiz. Bu arada sevgili Sema Akbulut, benim çok sevgili arkadaşım, sevgili Sema İzmir'de şu anda TRT Haber'in çok önemli bir ismi, ee, çok Türkiye'nin en önemli gazetecilerinden, televizyoncularından, çok önemli bir muhabir arkadaşım benim için. Bilenler çok iyi bilir. Deprem döneminde falan gidip yani bir taşın altına girmedi. İzmir'de Sevgili Sema'ya buradan çok selamlar. Ailesini Ay, ziyarete ee, Peki, gitti. İzmir'de, Sevgili Sema'ya çok sevgiler buradan. İzmir'de Sema Akbulut'a. İsa kardeşime Balçova'ya, İsa Erdem'e çok selamlar. Bir çok de çok Semih kardeşime de bizi bir seyrediyor. Çok selamlar. Çok, Semih çok çok. Selamlar. E çok selamlar. Arka arkaya bir getirsene hemen bir 44'ü. Bir, bir getirsene hemen. Hemen şunları kısa kısa okuyalım. E, federasyon başkanını bir görelim. Ee, Sayın Hacı Osmanoğlu bazı hakemlerin hakemliğini bitirilmesi için tahkim kurulu toplantısını bastınız mı? Biz basma işini bıraktık. Mevlana'ya döndük artık diyor. Biz basma işini bıraktık. Mevlana'ya döndük artık. Konumum neyi gerektiriyorsa onu yapıyorum. Hakem konusunda Rosette üstü kapalı konuşmaya çalıştı. izin vermedim. Biz o konuyu kapadık. Kafasının arkasında tilki olmayan pırıl pırıl genç hakemler vereceğiz size dedim. Kimse tahkim kuruluna talimat vermiyor diyor. Ben tahkim kuruluna talimat vermem. Hakemlere talimat falan vermem ama diyor. Kafasının arkasında tilki olanlar, tilki kurnazlığı yapanlarla işim var benim federasyonda diyor. Biz basma işini falan bıraktık artık diyor. Yani öyle Mevlana'ya döndük artık diyor. Ee, benden kimse randevu almasın. Bizzat gelsin federasyona kapım açık benim diyor. Benim öyle oda moda falan filan yok diyor. Onu da söyleyelim. Ee, hemen e, Okan Buruk'la ilgili. Bak bu çok önemli Sinan abi. Okan Hoca hakeme burada maç yönetemezsin dedi. <laughs> Söyledikleri rapora yazılmamış. Yazılmadığı için de ceza verilmedi diyor. Yani o Para cezası bile kalkmış rapora yazılmadığı için. Biz <laughs> o hakemi Oğuzhan Çakır'ı bir daha Galatasaray maçına vereceğiz. Okan Hoca'nın hakemi çiçekle karşılamasını bekliyorum. Okan Hoca'ya da yakışan budur diyor. Öyle bir şey olmaz. İbrahim <laughs> Başkan biraz şey, şey e, pamuk, polyanla, pamuk konuşmuş. Çok pamuk polyanla. konuşmuş, Böyle polyana öyle bir şey, söz konusu falan değil. O da yanlış anlaşılır. Şimdi Okan'a da çiçek vermesi yanlış anlaşılır. Bak hakeme gördün mü? Hakeme şeylik yapıyor falan. Okan da hatta öyle bir şey yapmaz. Öyle bir şey yapmaz. Vermez de çiçek falan da vermez. Ben sana söyleyeyim. Öyle bir şey. Bu ara Okan'a da geçmiş olsun kardeşime de. Apandis, Apandis ameliyat oldu. Apandis ameliyat olmuş. Geçmiş olsun. Ee, şimdi devam hemen çok kısa. Başka var mı? Başka Okan Buruk'la... 47'yi verelim bir. Hakem ücretleri, aa Sinan abin her zaman söylediği şey bu. Geldiğimiz zaman hakem ücretlerini iki katına çıkardık, yıl sonunda bir kez daha zam yapacağız iki katı, hakemlerimizin maddi olarak kaygı içinde olmasını istemiyoruz. Bu cümlenin altı çok dolu, ısrarla söyledi. Geldiğimiz zaman hakem ücretlerini iki katına çıkardık, yıl sonunda bir kez daha zam yapacağız yine iki katı, hakemlerimizin maddi olarak kaygı içinde olmasını istemiyoruz diyor hakemlerin açık söyleyeyim Sinan abi benden çok daha iyi net anlatır ama sizler anlayacaksınız ne demek istediğimi. Sayın Başkan diyor ki kafasının arkasında tilki olanlara diyor görev yaptırmayacağız diyor. Bu hakem de olur başkası da diyor. Kimseyi maddi yönden sıkıntıya sokmayacağız. Milletin diline malzeme vermeyeceğiz. Onun için diyor, hakemlerin maaşını bir sene içerisinde dört katına çıkarmış oluyorlar. Yani iki katı, bir iki katı daha dört katı. Yani kafalarda soru işareti oluşmaması için bir iki katı daha yapıyorum diyor. Bu çok önemli bir şey değil mi Sinan abi? Hakemin maaşını atması. Çok misin abi? Var mı e, Sayın Sayın Başkan'la ilgili? Hemen onu da verelim. Bitti mi? İstanbul'da FIFA ve UEFA'nın binası olacak. Levent'teki Pembe Köşk binası UEFA ile ortak kullanılacak. Önümüzdeki ay Cefer'in İstanbul'a gelecek. Bunu sordum ben. Dedim dedim ki niye Çeferin sürekli olarak İstanbul'a geliyor? dedim. Çok iyi dostum çünkü dedi. Hani bir şey mi var acaba hani sürekli İstanbul'a gelmesi? Hep geliyor. İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe ve Başakşehir'in maçlarına gidecek diyor. Yani Fenerbahçe ve Başakşehir'in de maçlarını izleyecekmiş. Şu sıralar Çeferin sürekli İstanbul'da biliyorsunuz. Levent'teki Pembe Köşk var. Federasyonun evet, binası. Çok güzel binadır. Orası UEFA ile ortak kullanım olacak ve FIFA ile UEFA'nın binası olacak. Yani tıpkı İsviçre'de olduğu gibi. Yani İbrahim Başkan acayip bir devrim yapıyor. Onu söyleyeyim size. Hani Federasyon adına çok acayip şeyler yapıyor. Ee, bizzat Çefer'inle görüşmeleri. Bu durumda sevgili seyirciler. Evet. Ee, birazdan derbiyi açıyoruz. Ara ara MHK'yi de getireceğim ekranlarınıza. İlk ee, hesabım Ertem Şener. Ee, Twitter hesabım eski adıyla Ertem Şener. Lütfen takip etmenizi rica ediyorum. Instagram ee, Sinan Engin'in Instagram'ı. E, neyi? Sinan Engin öyle değil. Öyle söylenmiyor bak. Öyle söyle. Abi sevgili Sinan abimin Instagram adresi Sinan Engin. Hiç gelmiyor ki Böyle takipçi. Geliyor geliyor. Bak. Hiç sevgili gelmiyor. arkadaşlar biz izdia yap, iddia yapıyoruz. Ben diyorum ki Sinan abinin. Ee, Hiç gelmiyor İnstagram hocam. adresini öyle bir takip edin Ertem ki. Erken eksiliyor bot mu var acaba? Botlar böyle mı takip böyle? etmelere doyamıyorsunuz böyle. Erken botlar mı gidiyor acaba? Bot diyorlar bana. Botlar bot mı bot gidiyor? Mu varmış? Eksiliyor ya. Bot yoktur Takipçiler ya. Takipçiler eksiliyor. Botlar vardı herhalde. Bot yoktur ya. Bot var mı ya? Bot ne oluyordu? Bot, bot. dediler bana. Ha bot bot evet onu ben de söyledim ya sana evet. senin Bot olabilir. O botlardan uzak durun. O temizleniyor. Yani şey botlar temizleniyor. Tabi tabi temizleniyor baba. Evet e, sevgili seyirciler. Biz reklama gidelim mi? Reklamdan sonra tekrar karşınızda olacağız.